Telefon hattında sen alo der misin lütfen? Sen alo de. Alo. Alo. Buyurun Recep. Recep. İyi yayınlar öncelikle herkese. Recep merhabalar. Benim Recep'ciğim. adım bir Didem. saniye. Recep'ciğim Bir Didem. saniye Bir dakika canım benim. Didem Yılmaz ben. Yayındayız. Önce annen sana bir alo desin istedim. Ama sen galiba annenle konuşmak istemiyorsun. Doğru mu anladım? Öncelikle iyi yayınlar herkese. Teşekkürler Recep. Anne seni çok merak ediyordu. Evet. Şunu söyleyeceğim çok kısa. Yani ben zaten ilk gün beni aradığınızda da sizlere belirttim. Evet. Kendisini bir çok fazla çünkü hani konuşmakta bu konuları istemiyorum. 6 senedir 5 senedir çektiğim çile ortada. 6 senedir çile mi çektim şimdi Didem Hanım? Özür dilerim Recep, ne dedin? Çile çekmiş yani, 6 yıl. Şöyle bir saniye. Çok çekmiyorum. Tamam, bizi duyuyor musun? Tamam, şimdi duyuyor musun Recep? Tamam, şu an sesimiz daha net geliyor. Yani 6-7 yıl boyunca annenle beraberken çile mi yaşadın? Annen sana nasıl davrandı? Annemle beraber çile yaşadım diyemem. Şöyle söyleyeyim, ben 2017 senesinde Ağustos ayında evden atıldım. İlk evden atıldığım zaman zaten oydu. O gün bugündür zaten kendilerini annem ve ablam olarak görmüyorum. Bunu babama da kendilerine de çok defa belirttim. Ama yani hiçbir zaman beni hani bırakmadılar. Nasıl diyeyim, peşimi bırakmadılar da ona denmez ama hani sürekli bir geri çağırma. Yani, bugün yaptığını yarın inkar etme. Yarın farklı bir saçma sapan duygu durumuyla hareket etme gibi çok huyları var. Seni özlemiş olabilir miyim acaba? Neden çağırır bir anne evladını Didem Hanım? Recep, kadın sığınma evine gittiğimde, babam üzerime satırla yürüdüğünde, kadın sığınma evine gittiğimde beni arayan hep sendin. Kardeşini yana yana aramadın mı? Babanı orada arayan hep sendin Recep. Ablam nerede diye ortalıklara düşmüştün. Sen nasıl böyle konuşursun Recep? Ben sana inanamıyorum gerçekten. Recep, ben seni istiyorum. Recep, ben seni istiyorum anneciğim. Hanım, kendilerini susturacak mısınız? Kapatayım. Susmam ben oğlum, sonsuza şöyle kadar konuşurum. Ben senin annenim. Buraya. İntikam almak için yapıyorlar yavrum. Bunların hepsi benim düşmanım. Sana ne vaat ettiler bilmiyorum ama. Ben seni peşini nasıl bırakayım ki? Bir anne çocuğunu bırakır mı? Hangisi bırakmış? Hangisi bırakmış oğullarının peşini? Buraya. Yavrum yapma ne olur. Gel ablam, ben, sen, üçümüz güzel bir hayat kuralım hadi. Bekliyorum seni Recep'im, ne olur cihat. Tamam, susturacağım da annen seni çok özlemiş. Geçen gün de senin bir ekibimizle Recep'ciğim izin verirsen. Geçen gün senin ekibime anlattığın her şeyi ben yayına söyleyince annen inanılmaz çıldırdı. Yani 4-5 ay önce de 6 ay önce de seni evden gönderdiyse anladığım kadarıyla çok aşırı pişman. Seni çok özlemiş. O yüzden araya girmek istemedim ama sen annenin sesini bile duymak istemiyorsun. Neden? Ne oldu? 6 ay önce. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Hiçbir yani şey olmadı. Bundan 3-3,5 ay evvel ben kendisini yanına gittiğimde ki buna bir dünyada şahit gösteririm bu arada. En başında o zamanlar çalıştığım otelde beraber yaşadığım müdürüm de dahil. Kendisi babamı zorla hani kendisine gerçekten psikoloji baskı yaparak benim otelime gönderdiğinde bir hafta boyunca. Çocuğumu merak ettiğim için. Telefonlarını arayıp oteli, beni ve diğer çalışan arkadaşlarımı rahatsız edip babamı zorla otele gönderip oteldeki kişilerle babamı o yüzden çok defa tartışma yaşadı. En son yalvar yakar eve döndüğümde yolda çıktı. Didem Hanım, benim oğlum kayıptı. Evden çıktığım için kardeşim küfür. Yani kusura bakma, yemediğim hakaret, ben bu zaman o kadar duymadığım küfür hakaret kalmadı. Hakaret. Peki bir şey soracağım. Recep, bir dakika evden. Bir sakin olun Recep. Sen peki neden babanla yaşamıyorsun da müdürünle yaşıyorsun canım? Babanla yaşayabilirsin. Evet. O zamanlar çünkü babamın tam olarak nerede olduğunu bilmiyordum. Çünkü kendisinin annemlere para harcamakta herhangi bir parası kalmadığı için adam arkadaşlarımla yaşıyordu. Ve ayrıca İşmekten olabilir mi parası? Bir konuya da girmeyeceğim. Çünkü peki annen seni evden kovdu diyorsun. Recep. Recep, annen seni Recep'ciğim, annen seni evden göndermiş öyle diyorsun. Neden gönderdi? Ne oldu? İlk ben evden atıldığım 2017 senesinde babam evden ayrıldığında kavgayla ayrılmıştı zaten. Bir kavgada da sorumlusu annemdir. Kendisinin bana eşyalarımı kaldı. Hatta tam olarak şöyle söylemişti. Oğlum nasılsın, iyi misin? İyiyim baba, sen nasılsın?
oğlum dedi, evden çıkarken dedi eşyalarımı eksik almışım, annem eksik vermiş. Bana dedi eğer senin için sorun olmayacaksa rica etsem o eşyalarımı getirir misin? Kalan bir poşet eşyam var. Ay babam da ne rica dedi, eder ya. Yalan ya bu şu an gerçekten. Recep babanla görüşüyor musun? Babanla görüşüyor musun? Didem Hanım eski eşimi evden gönderince bunu da alıp gidiyor. Evet. Recep babanla görüşüyor musun? Cezalandırıyor beni. Yani haftada bir kendisini arıyorum. Peki dayınla görüşüyor musun? Selim, Selim dayınla görüşüyor musun? Dayınla? Hayır. Ben şu an sadece kendi sülalemde annem sağ olsun bir tek babamla görüşebiliyorum. Çünkü herkesle kavga ettiğim için kimsenin suratına bakacak halim yok. Hele ki şu anki durumumuzdan sonra dışarı çıkacak benim halim yok. Öyle değil mi? Belki şöyle, yani o da hatalarını da anlar. Şöyle biz Recep'e karşı hiçbir şekilde bir suç duyurusuna hani hiçbir şey de bulunmadık. Evet, oğlumu dışında tutuyorum. Sen Recep yüzünü saklamak zorunda değilsin. Biz senden hiçbir zaman şikayetçi değiliz. Ya da biz sana bir iftira ya da hani şunu şunu yapıyorsun diye senin hakkında hiçbir şey konuşmadık. Biz sadece seni istedik. Çünkü seni gerçekten çok özledik. Senin de bizi özlediğini gayet de iyi biliyorum ben. Ama babam seni dolduruyor. Bunun da farkındayım. Çünkü her zaman babam geldiğinde ya geliyorsun. Ya babam geldiğinde gidiyorsun. Özledin mi kardeşini? Babam, evet çok özledim gerçekten. Ya Didem Hanım gerçekten bakın babam üzerime satırla yürüdüğünde hatta telefon mesajlarımız hala duruyor ya. Bu kadın sığınma evine gittiğimde kardeşim sokaklara düşmüş yani beni aramış her yerde. Babasıyla kavga ettiği ya, mesajlardan. Bu arada ben kardeşim çalışmıyordu o zamanlar küçüktü yani. Ben çalışıyordum o zaman. 16-17 yaşından beri çalışıyorum ben. Recep ben en son Belgin Hanım'a... yemedim, yedirdim, içmedim, içirdim onu yani. Peki ablanın söylediklerini ne diyeceksin Recep? Önce onu söyle. Birincisi şöyle bir şey var. Ablam en son ben çalışırken yani bana faydası olarak sene herhalde 2018 falan ki ben 15 yaşından beridir yaklaşık 8 senedir çalışan bir bireyim. Ben de 16 yaşından beri çalışıyorum Recep. İkimiz de çalışıyoruz işte. Ve bunların suçlusu babam. Kendi ağzınla söylüyorsun. Evet. Okutmadı işte bizi. Recep'im gel sen annem. Beni dinleyecek misin? Bak sinirleniyor işte böyle. Beni saldırıyor bize. Sonra da kovdun diyor. Evet. Şekilde Allah öfke. Allah. Ama bizde de burada beni dinleyin diyor. Suç bak beni dinleyin diyor. Bir bulunuyor haksız. Bir Recep'e sesini alalım. Tamam dinleyeceğim ama bakın çocuk kendini bir anlatmak istiyor. İfade etmek istiyor. Çok üzerine gidiyorsunuz. Didem Hanım bizim de üzerimize burada çok geliniyor. Resmen koca Türkiye üzerimize geliyor yani. Ama biz böyle bir tepki vermiyoruz. Tamam, sakin olun ben Recep'le konuşayım. Müsaade edin tamam. Olur mu lütfen? Recep duyuyor musun beni? Tamam dinleyeceksiniz eğer. Dinliyorum Recep seni dinliyorum ama. Recep'ciğim. Dinleyecekler telefonu kapatacağım. Tamam dinleyecekler onlar da seni dinleyecekler. Peki tamam. Annen ve ablan ben diyor ki bak soruma benim sorumu dinler misin tamam. Lütfen? Ben şunu bir hemen size söyleyeyim sorunuzu nedeniyle bir şekilde yanıtlayacağım. Çoksa bir saniye. Tamam tamam söyle canım söyle. 2 Eylül saat 20.51'de mesaj atmışım. Şu an attığım mesajı okuyorum. Evet. Yarın öğlen geleceğim eşyalarımı almaya. Bavulum doluysa onu boşaltın, ona eşyalarımı koyacağım demişim. Bunu yazmamın sebebi bir sonraki gün Manisa'ya gidecek olmamdan ötürüydü. Bize ama nereye gidecek hakkında hiçbir bilgi vermiyor. Zaten eşyası evet, yok evde. Yok bu arada. Biliyorum bu arada hatta size Manisa'ya gideceğime dair biletimi de atıyorum buraya. Evet, tamam. Sonra ne oldu? Tamam, bunu biz bilmiyoruz. Tamam, bir dakika. Eşyan da yok. Oğlun da yok, annen de yok, ablan da yok. O yüzden gelme, biz hepsini çöpe attık mesajı duruyor. Dilerseniz, dilediğiniz takdirde benimle görüşen... Hayır, ben babamın eşyalarını attığını söylüyorum bu arada. Onun eşyası yok zaten. Senin eşyan olmadığı için, senin birbirlerinizi yanlış anlıyorsunuz evet. Anladığım evet. Kadarıyla. Peki Recep, Recep... Ben size mesajı okuyorum. Senin anladım, anladım. Tamam. Ben zaten söyledim o mesajı. Burada anlatmana gerek yok. Babasının eşyalarını attı. Babasının evet. Senin eşyalarını atmamışlar, babanın eşyalarını atmışlar. Şimdi gelelim, iki kadın burada diyor ki, ablan ve annen diyor ki, biz adeta korku tünelinde gibiyiz. Bizim onları bu yayını almamızın nedeni o. Çünkü biz öldürülmekten korkuyoruz. Eski kocamla abim işbirliği yaptı. Bizi öldürecekler, ölüme terk ettiler diyor. Sen oğlu olarak bunlarla ilgili ne düşünüyorsun? Annen halüsinasyon mu görüyor? Bunlar gerçek mi? Diyorum. Bir de dinlemeyeceksiniz kapatacağım abi. Soru gerçekten. Sordum. Recep sakin olur musun? Görüyorsun soru sordum. Cevabını yani. Dinliyoruz. Dediklerinizin hepsini biliyorum. Çünkü programı hazırsınız. Zaten takip ediyorum. Tamam cevap ver bana ben Recep. Ben diyorum ki benim eşyalarımı madem atmamışlar öyle söylüyorsunuz. Bu mesajda babama dair değil.
Hiçbir cümle, kelime, hece yok. Ya babamın adını zaten ağzıma almak istemiyorum. O yüzden olabilir mi acaba? Valla Recep o eşyaları tamam, takmış. Ama bütün mesaj bana atılmış. Senin eşyan yok, annen ablanı yok diyorsun. Buradaki mesaj burada. Ya sen tamam, bir eşya için biz ölüyoruz burada diyoruz. Ya kusura bakma Recep de, yani burada biz ölümle cebelleşiyoruz annemle. Sen hala eşya derdindesin, iyi misin ya? Sen o eşyaları almaya geldiğinde de biz tuzak olarak bile düşündük, biliyor musun sen? Biz evde korkuyla yaşıyoruz. Sizi mahkemeye veririm diyor bana, evet. Eşyalarımı vermezsiniz. Biz diyoruz ki burada ölümle cebelleşiyoruz. Biz de cebede güvenmiyoruz. O hala ki, eşya derdinde Didem Hanım ya. Eve hiç kimseyi almıyoruz. Hiç, ona sonra da güvenmiyoruz ki. Oluyoruz işte. Evet Recep eşya olayına çok üzülmüş ve eşyası yoktur Didem Hanım ya. Eşyası bastı işte, ben sadece kardeşimi istiyorum. Eşya yapılır, şey yapılır Didem yani. Hanım, ne eşyası Allah aşkına. Sadece gelsin bir sarılayım gene gitsin yani. Konuş alo de. Recep oğlum yani benimle kalmak zorunda değilsin ama ben seni özledim. Ben size seneler önce dedim ki bundan sonra benim bir annem ablam yok. Daha sonra siz bana dediniz ki senin annen ablan yok diye. Bunca sene sizden kopmaya, çünkü korktuk Recep, anlıyor musun? Korktuk. Sizden kendimi kurtarmaya çalıştım. Çünkü sen bizi bu yangın yerinde bırakıp gittin, o yüzden olabilir mi? Sen kovdun. Biz ölüyorduk, senin umurunda değildi. Sen anneni nasıl terk ettin gittin, yalnız bıraktın bu akbabaların eline? Sen benim yanımda olsaydın hiç kimse bir şey yapamayacaktı bize. Bak. Tamam, ben de diyorum ki ben terk etmedim, sen kovdun beni. Evet. Hayatımda beni o zaman istemedin. Kovmadım ama kovduysam da evladımsın, kovarım da severim de. Şimdi istiyorum oğlum, gel bir daha kovmayacağım seni. Ayrıca bu hayat kendin reşitim diyordun, istediğim zaman giderim evden diyordun yani, kusura bakma. Evet. Seni evden kovmuş da olmuyor bu kadın, reşit bir insansın. Didem Hanım onu kovsam ne olacak? Ya, Didem Hanım annem beni de kovuyor her gün ama ben gitmiyorum yani. Bir dakika, bir dakika Recep'i alın Recep'in sesini.